Mükemmel ya. Tamam, İnanılmaz inceleme güzel bir aynen. duygu. Thanos Echo detaylı inceleme. Mesela ikinci attığım arkadaşın YouTube'daki ilk videosu. Belki de çok başarılı bir YouTuber olacak arkadaş ve buna ön ayak olduk yani. Tamam bakalım abi. Bir tane kardeşimiz almış Thanos Echo'yu. Yorumlar nasıl bakalım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Thanos TV'nin önerdiği Emuat sitesinden sipariş verdiğimiz kasa elimize ulaştı. Thanos Echo. Kansere ulaşabildiniz mi lan? Açamadı, açmadı abi telefon. Aldım, tamam. Açamadı abi. Açamadı ne demek ya? Dur ışığı ayarlayayım ben de. Kasaya sipariş verildi bir hafta kadar oldu. Elime bugün ulaştı. Ama orada sipariş süresi diye bir şey var. Çünkü bu bilgisayarları hazırlarken topluyorlar, şak diye göndermiyorlar. Test ediyorlar günlerce. O yüzden geç geliyor. Ya yani bir haftada geliyor bilgisayar. Video çekmek istedik. Onun da sipariş sırasına göre mesela ilk sipariş verenler 2 günde gitti. Böyle hızlıca kasayı kapatalım. Şöyle burası cam. Şöyle alayım ben. Bu tempered glass'ın özellikle tekmeyi attınız. Ya da bir masa bir şey sivri bir şey çarptı. Paramparça olup elinizi kesmiyor. Bilgisayar içine dağılmıyor. Aynı kaza yapan araba camı gibi böyle tek parça. Flex hoş geldin. Karapiton hoş geldin. Mustafa drop abone olmuş. Emre'nin ikinci ayı. Emre 7. ay. Emre MST. Şapır. RX 574 GB 256 bitlik bir ekran kartımız bulunuyor. İşlemcimiz Ryzen 3 2200G 2400 MHz hızında. RX 570'in kampanyası seçim sonunda mı bitiyordu? Seçim başladığı gibi. Mart'ta falan. Sanırım öyle bir RX 570 arkadaşlar şu an dünya genelinde çok büyük indirimde. Bilgisayar alacaksanız bu Thanos Echo'nun çok ucuz olmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Normalde öyle hani indirim yap deyince şak diye indiremiyorsun %50 bütün her şeyi donanım sektöründe. Bu kartın kampanyası var. Bitmeden bunu alın. Bu bittikten sonra 1050 Ti almak daha iyi olacak. Bu 1050 Ti'den arada, daha iyi bir kart açık ara. Ve daha bu arada onunla birlikte alırsanız da 3 oyundan ikisi hediye oluyor size. Ha, güzel oyunlar var. Videoda anlattım onları. Evet. Ucuz evet. 570 çok ucuz Arda. Şu an. Anakartımız ise Gigabyte'ın B450M. Ya ben böyle inceleme sevmiyorum ama bilgisayarı takıp FPS'leri falan Arda gösterse daha iyi sanki. Kısaca böyle tanıtayım. Daha geldiği gibi atmışlardır. Ha, o hevesle atmıştır tabi. Ha diyorlar FPS testinde yapacağım diyor ama 2 kanalda diyor. RGB 4 adet fan eklettik. Maliyeti 170 lira falan kadar. Öyle geldi. İşte 800 lira ya şu ona 570 olacak o 1300-1400 lira bak. Gene doları söylediğim gibi onu da söylüyorum size önceden. Canto abimize teşekkür ederiz. Eyvallah güle güle kullan canım kardeşim. Kasa hazırladıkları için. İmamsız hazırladı da ben tanıttım. Elimize geldi. İçi bayağı geniş. Fazla böyle karışık falan değil. Güç kaynağını alta koymuşlar. İddiafı kapalı. Gayet iyi olmuş. Tek fanlı ekran kartımız. İşlemcimiz soğutmalı. Şu ışık çok gözüm alıyor. Şey alayım ben. HardX'imiz bulunmuyor. Ha onu ben önüne çevirdim de tekrar geri çevirmeyeyim. SSD adet markalı SSD koymuşlar. Bütün kasaların içinde bu arada SSD var. Kaldık. Kasa şöyle. Üstünde de var bir tane. 4 adet RGB fanımız. Arkada, üstte ve 2 tane de önde olmak üzere. Gayet iyi. Üstünde bir de toz filtresi var. Şöyle göstereyim. Ya yakmış halini açayım ben size de. Çok uzun bu arkadaşlar. Çok zamanınızı almayayım hepinizin. Kasa açmaya geçelim biz. İsteyen zaten YouTube'dan izler. Gördüğünüz gibi kasamız çalıştı sorunsuz bir şekilde. Kumandası elimde. Otomatik ben otomatik ayarladım. Şuradan göstereyim. Auto kısmını otomatik ayarladım. İstediği gibi kendi şekil değiştiriyor. Farklı, tek, mesela kırmızı, mavi. Ben videoda evet. Gösterememişim. Yaklaşık 150 tane ışık fonksiyonu var burada farklı çalışıyor. Evet, farklı, fonksiyonları farklı. Ben falan. Gayet iyi, çok beğendik biz. Counter'a girin abi o zaman. Sizin de almanızı tavsiye ederiz. Şöyle iyice bakın. Son şöyle kasadan şöyle açarız. Ya şu CSGO yeni bir kasa getirse güzel olmaz mı ya? Çok sade. İçi bayağı vallahi iyiymiş. Tatlı olur. Çok, gayet güzel olmuş. Yani çok iyi. Ama bu sefer eldiven kasası gelir ha. Kasamızın boyutu da küçük. Ne kadardır gelmiyor eldiven kasası? Sektör'e ilkinden sonra geldiğim. Karışık gelmeye başladı. Potato hoş geldin aramıza. Çok sağ ol abonelik için. Üst kısmına da bakalım. Şöyle. Tamam abi çocuk da anlatmış işte ya. Diğeri de mi aynı? Diğeri de aynı abi aynı.
bilgisayara bağlayıp FPS testi yapsalar daha kıymetli ve güzel olur benim için. Yani kim biri satın alınca nasıl oluyor onu iyice göstermiş oluruz. Kimsenin şüphesi yok gerçi de gene de yapalım. Şey yapalım abi o zaman. Girelim CSGO'muza. Bugün bir enerji alıyorum bu arada. Bak şimdi pazar. Hoppa. Beyler sizin için neyi sattım biliyor musunuz bugün kasa açalım diye? Glock Fade'imi sattım beyler. Artık o gökkuşağı gibi parlamayacak. Aga be. 2000 lira falan etti. Steam'den sattım. Ne yapalım Diren? Kasa kap mı yapalım? Diren bro. Efendim abim sesin gelmedi o arada. Herkes bir yaksın be o Glock Fade'im için. Yıllardır ekliyorum. Sektöre hoş geldin.